Herkese Amerika'dan tekrar merhaba. Bugün farklı bir videoyla karşınızdayım. Yeni MacBook Pro satın aldım arkadaşlar. Apple'ın yeni çıkarmış olduğu M1 işletim sistemine sahip MacBook Pro satın aldım. Apple'da bir kampanya vardı arkadaşlar. Eski bilgisayarını getirenlere bir kampanya yapmıştı. Chicago'da, Naperville Apple Store'unda. Benim 2017 model MacBook Air bilgisayarım vardı. Bu bilgisayarı Apple'a verdim. Apple $350 karşılığında benim MacBook Air'imi satın aldı. Bunun fiyatı, MacBook Pro'nun 2021 model yeni MacBook Pro'nun fiyatı, başlangıç fiyatı $1,300 biliyorsunuz. Amerika'da $1,300. $350 da benim MacBook Air'ime saydılar. Yani $950 bunu satın almış oldum. Tabi vergisiyle birlikte buna biz $1,000 diyebiliriz. Yani $1,000 yeni MacBook Pro satın aldım. Bunun kutu açılışını birlikte yapacağız. Neden MacBook Air'den MacBook Pro'ya geçtim? Öncelikle onu söyleyeyim. Zaten ben değiştirmeyi düşünüyordum. 2017 model MacBook Air'imi değiştirmeyi düşünüyordum. Böyle bir kampanyayı duyunca da Apple Store'a gittik, konuştuk ettik, pazarlık yaptık ve sonunda bunu satın aldım. 5 kat daha hızlı olduğu söyleniyor. Biliyorsunuz daha önceden MacBook Pro'larda Intel işletim sistemi vardı. Daha sonra Apple kendi işletim sistemini çıkardı. M1 işletim sistemi, M1 diyorlar. Belki daha sonra bu 2022'de yeni MacBook'larda M2 işletim sistemi olabilir. Bence böyle devam edecek, M1, M2, M3 diye. Neyse, işin özeti, MacBook Pro'yu satın aldık. Yani yaklaşık bana fiyatı, bana geliş fiyatı $1,000 diyebiliriz. Aslında fena değil. MacBook Air'ime $350 vermeleri fena değil. Şimdi birlikte bu MacBook Pro'yu kutusundan çıkaralım. Bu arada bir de Lightning'den Type-C'ye dönüştüren bir adaptör satın aldım. Bunun fiyatı da $19. $19'a da bunu aldım. Kutu açılışını birlikte yapalım. Evet, MacBook Pro. Bunu kaldıralım. Adaptörü sonra açarız. Bu harika cihaz. Bakalım. Şu sese bayılıyorum arkadaş. Apple gerçekten bu konuda çok iyi. Şu jelatin sesi. Umarım kutunun içinden adaptör şarj cihazı çıkar. Bir tane bağlantı kablomuz var. Evet. Apple en azından MacBook'larında adaptörü kutuya koymuş. Başka da bir şey var mı? Bence yok. İşte burada ıvır zıvırlarımız var. Sticker'ı var. Başka da bir şey yok. Bunları şöyle koyalım.
Şarj cihazımızı da buraya koyalım. Kutuda başka bir şey yok. Cep telefonlarında biliyorsunuz şeyleri kaldırdı. Ben şimdi şunun jelatinini de sökeyim. Bu renge bayılıyorum. Şunu da alalım. Ve hemen MacBook'umuz kendi kurulumunu yapıyor. To use English as the main language, press the return key. Bir de konuşuyor. Ana dil olarak Türkçeyi kullanmak için return tuşuna basın. Peki, önce Türkçe ile başlayalım. Ülkemizi seçelim. Amerika Birleşik Devletleri. Wi-Fi'ye bağlayalım. Evet, kurulumunu yapalım. Güç kablosunu bağlayın diyor. Sensördür. Geri diyelim. Sonra diyelim. Apple kimliğimi gireyim ben bu arada. Evet, kurulumunu neredeyse bitmek üzere. Şuradan kabul edelim. Parolayı soruyor tekrar bana. Bakalım MacBook Pro ne kadar hızlı. M1 işletim sistemini öve öve bitiremediler. Eski MacBook'lara göre, MacBook Pro'lara göre 5 kat hızlı olduğu söyleniyor. Aynı zamanda 20 saat kullanabiliyormuşsunuz. Şarja gerek kalmadan 20 saat gerçekten iddialı. Birazdan bunun da açılışını yaparız. Kutunun açılışını yaparız. Bu arada şöyle göstereyim. Yanlarda Type-C girişi yok arkadaşlar. Lightning girişi var. Başka burada hiçbir şey yok. Sağ tarafta da adaptör girişi var. Başka da hiçbir şey yok. Tabii MacBook Air'e göre birazcık daha kalın. Ama gerçekten şık. Sürdür. Hız ayarlama. Sürdür diyelim. Analizi paylaşsın bakalım. Ekran süresi. Siri'ye sor. Siri dili Türkçe. Hey Siri'yi daha sonra ayarla. Sonra. Sürdür. Touch ID. Sürdür. Parmağınızı yerleştirin. Parmak izimizi de şöyle.
Sürdür diyelim. Apple Pay. Ekran kalitesine bayıldım. Kartı daha sonra ekle diyelim. Ben koyu renk seviyorum. O yüzden koyu renk diyelim. Sürdür diyelim. Sürdür. Evet, sonunda ekranımız açıldı. Şunları kapatalım. Evet, yani bakalım buradan sürümü Big Sur olarak. Yeni MacBook Pro, M1 işletim sistemine sahip MacBook Pro. Böyle. Buraya hoparlörü koymuşlar. Gerçekten şık olmuş. Yanlarda, iki tarafta. Çünkü bilgisayarın yanında, arkasında herhangi bir şey yok. Hiçbir şey yok. Burada touch bar var. Siri'nin simgesini görüyorsunuz. Evet arkadaşlar, yeni MacBook Pro'muz da böyle. Burada Lightning girişi var. Bu sağ tarafta da şarj adaptör yeri var. Ekran gayet ince. Kutudan ne çıkıyor? Dediğim gibi bir tane şarj adaptörü. Şarj adaptörünün kablosu ve Apple'ın ıvır zıvırları. Şimdi bir de şu Lightning'den USB'ye çeviren adaptörü açalım. Şimdi buna neden ihtiyaç duyuyoruz? Şöyle söyleyeyim. USB portuna bağlı herhangi bir şey. Mesela SD kart okuyucu olabilir. Bunları kullanabilmek için bu alete ihtiyacımız var. Yani Apple sürekli insanlara masraf çıkartıyor. Şöyle göstereyim. Burası da USB için. Yani bunu şuraya takıyoruz ve istediğiniz bir cihazı buraya bağlıyorsunuz. Bunu mecburen satın aldım. Bunun fiyatı da $19. Allah'tan ilk Apple kutunun içine şarj cihazı koymuş. Yoksa ki ekstradan da şarj cihazına da para vermek zorunda kalırdık. Evet, yeni MacBook Pro'nun kutu açılışı. Ben çok fazla özelliklerine girmeyeceğim. İşte hız testi falan. Ben bir teknoloji uzmanı değilim. Sadece teknolojiyi kişisel olarak yakından takip etmeye çalışıyorum. Elimden geldiği kadar. Ben Apple'ı seviyorum. Neden seviyorum? Bir ekosistemi var Apple'ın. Zaten şu anda video kaydını da iPhone 12 Pro ile yapıyorum. Yani güzel bir ekosistem var. O yüzden Apple'ı tercih ediyorum. Evet, Türkiye'de çok pahalı. Yani yanlış hatırlamıyorsam bunun fiyatı Türkiye'de 15.000 TL olması gerekiyor. Yani gerçekten çok büyük rakamlar. 15.000 birim. 15.000 birim gerçekten çok büyük bir rakam. Bunu ben eski bilgisayarımı da katarsak eğer $1000, yani 1000 birime satın almış oldum. Bu gerçekten iyi bir fiyat. Uzun sürede kullanacağımı tahmin ediyorum. Yani bir herhalde
5 sene 10 sene kullanırım diye tahmin ediyorum. Evet, MacBook Pro böyle arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.